Evet arkadaşlar kazanım 72'deyiz. Burası 8, DE, PB4 diye verilmiş ve bütün parakenin alanı sorulmuş bize. Şöyle bir şey yapalım. Bunu birleştirelim. Bak bu üçgene dikkat et. Üzerini kırmızıyla çerçeveledim. E şimdi bunun tabanı aslında nedir? 8. Yüksekliğimizde neresi oluyor? Şu 4 oluyor. Bak burası yükseklik. O halde bunun alanı, şu üçgenin alanı ne çıkacaktır? 8 çarpı 4 bölü 2'den 24 bölü 2 kaç yapıyor orası? 32 bölü 2 pardon. 16 birim kare yapıyor. Ve burayı 16 olarak buldum. Sonra şu parçalar birbirine eşit uzunlukta olduğunda burası yine ne yapar? 16 yapar. E, ee, soru bitti çünkü hani şu köşegenin alt kısmı 32 alan, üst kısmı da 32 alan yapar. Bütün alanda 64 birim kare çıkıyor. Bakalım ne var burada. Ee, bir oran var. Onu bir yerleştirelim iki etapta. Şimdi BF'nin olduğu yere 2, CF'nin olduğu yere 3 gelecek diyor. BF dediğimiz yer şurası. Yani ben buraya 2K diyecekmişim. Sonra cf dediğimiz yere de 3k diyecekmişim. Evet. Bunları anladık. Ee, şimdi paraketler alanı da 100 diye verilmiş bize. Ee, şunu bir çizeyim. Bak bunu birleştirdim. Şu üçgene odaklanmak istiyorum. Bu üçgene. Bu üçgende tabanımız x aslında. Yüksekliğimiz de nedir? Şuradaki Çizgidir. Yani 4. Bu alandan bahsediyor. O halde x çarpı 4 bölü 2. Değil mi alan? x çarpı 4 bölü 2. Yani 2x'tir oradaki alan. Şöyle bir 2x yazalım. Alan olduğunda böyle daire ile çizerek anlamaya çalışıyorum. Yani çok güzel geldi. Çünkü 2k'ya 2x düşerse 3k'ya da ne düşecektir? 3x alan düşecektir. Şimdi köşegenin üst tarafı 5x yaptığına göre toplamda. Alt tarafı da ne yapar? 5x yapar. E o zaman toplam alan 10x yaptı. 10x'i bize 100 diye vermişler. X de buradan ne geliyor? 10 geliyor. Soru da zaten bize x'i soruyordu. Bulduk. Peki. Şimdi nasıl bir durum var burada? Bir kere bak bu açı ortay bu da açı ortay. O yüzden burası diktir ama hani ya nasıl dik hocam ben şeyi biliyorum da hani böyle komşulardan oluşturan açı ortayların bir kesiştiğini biliyorum ama şunu bunu ben anlamıyorum çünkü bu dışarıdan geliyor. Evet bu konuda haklısın o yüzden e, şey yapalım çalışalım neden dik olduğunu bir görelim. Şuraya alfa alfa diyelim ya da teta teta diyelim bilmiyoruz şu an e, yani şu an 90 olduğunu. Şimdi böyle olunca burası bak ve burası nedir bakıldığında yöndeştir burası 2 teta yapar. Bunların komşular toplamına bakıldığı zaman 2 alfa 2 teta 180 alfa artı teta'nın 90 olduğunu bulduk. Daha oraya 90 olduğunu ispatlayamadık henüz biraz bekleyeceğiz. Sonrasında şöyle bir şey bakayım bir şöyle diyeyim. Şöyle bir şey yapalım bak. Burada bir Z harfi var. Evet, ee, burası alfa iken burada ne yapar? Alfa yapar ve buraya da alfa düşer ve işte bak bunların toplamı 90 geldi. Demek ki burada nedir? 90'dır. Bu farklı şekillerde de yapılabilir. Benim aklıma gelen şu an bu oldu. Evet, soru bize e, şeyi soruyor. APBF. Bu arada parayken alanı 196 olarak vermiş. Ben şuraya yöneleceğim. Şu üçgenin alanına yöneliyorum. Bak tabanımız 12. Dikkat et. Yüksekliğimizde ne oluyor? Şuradaki 7. Bizim yüksekliğimiz. Şu alanı biz bulabiliriz şu an. Bu da nasıl hesaplanıyor? 12 çarpı 12 çarpı 7 bölü 2'den 6 kere 7 42. Bura 42 geldi bir kere. Bu alan 42. Şimdi o bir dursun. 196 diyor ya bak bütün an 196. 196'yı 2'ye bölersem kaç yapacaktı? Bu 98. Bu ne demek? Üst kısım 98. O zaman bu alt kısımda yine 98. Şimdi toplamda 98 olabilmesi için 42'ye ne eklemek gerekiyor? Bir bakıyorum şöyle. 56 eklemek lazım. Evet. Buraya da 56 düştü. Tamam. Şimdi soruya bak. AP'nin BF oranı sormuş. Yani şuranın bir oranı sormuş. Bu e, yüksekliktir aynı olan iki üçgen. Yani ikisi de D e, tepe noktasından çıkıp e, aynı taban üzerine oturuyor. Bu anlamda alanlar oranıyla aynıdır. Yani 56 bölü 42 sorumuzun cevabı. Bunlar da en iyi neyle sadeleşir? Bir bakayım şu 2'ye bölsem 28, 2'ye bölsem 21, 7'ye de bölünüyor. 7'ye bölsem 4, 7'ye bölsem 3, cevabımız 4 bölü 3 çıkıyormuş.